Merhaba arkadaşlar. Oran ve orantı konusu. Dördüncü test. İlk soruyla başlıyoruz. Bir eczacı x, y, z partilerini ağırlıkça bu oranlarda karıştırarak 230 gramlık bir ilaç yapıyor. Bu eczacı x maddesinden kaç gram kullanmıştır? Şimdi bu oranlara baktığımızda x bölü y eşittir 2 bölü 3. Yani burada x eğer 2 ile doğru orantılıysa y de 3 ile aynı şekilde doğru orantılı. Örneğin burada eğer x 2'nin k katıysa 2k. Bunları sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 gelmesi için y'nin de 3k olması lazım. Dolayısıyla burada y 3 ile doğru orantılı oluyor. X de 2 ile doğru orantılı oluyor. Aynı şekilde burada y 1 ile doğru orantılıysa z de 6 ile doğru orantılı. Yani y neyse z onun 6 katı. Şimdi y'ye 3k dedik ya. Burada y bölü z 3k bölü z eşittir 1 bölü 6 ise eğer içler dışlar çarpımıyla beraber z eşittir 18k oluyor. Ya demek ki x eğer biz x bunlar gram tam sayı tam sayı olan gram şeklinde veriliyor. X eğer 2'nin bir katıysa y 3'ün bir katıdır. Z de gördüğümüz gibi burada 18'in bir katıdır. Bunların hepsini topluyormuşuz. Bu 2K gram, 3K gram ve 18K gram. Bunların hepsinin toplamı 21 artı 2, 23. 23K gram 230'a eşit oluyormuş. Bu durumda 23'ten sadeleştirir. K10 olur. Yani X'ten 20 gram almışız. Y'den 30 gram almışız. Z'den de 180 gram almış. X maddesinden kaç gram almıştır diye soruyor. 20 gram yani aşık. İkinci soru. Bir ressam kırmızı, yeşil ve beyaz boyaları bu oranlarda karıştırarak 500 gramlık bir karışım elde etmek istiyor. Bir önceki soruya oldukça benzer bir soru. Yeşil boyadan kaç gram alması gerekir? Şimdi K bölü Y 1 bölü 3 ise K 1 ile doğru orantılı, Y de 3 ile doğru orantılı. K'yı eğer 1x dersek Y'ye 3x diyeceğiz. Y 3x ise Y bölü B 3x bölü B oldu. O da 1 bölü 2 eşitmiş. O zaman içler dışlar çarpımıyla beraber B eşittir 6x oluyor. Yani eğer K'dan biz x kadar alıyorsak Y'den 3'ün onun 3 katı kadar x 3x kadar B'den de 6x kadar onun 6 katı kadar 6x ile doğru orantılı olacakmış şimdi. Yani 6 ile doğru orantılı olacakmış şimdi. Karıştırıyoruz. Toplam ve 500 gram elde ediyormuşuz. Bunların hepsinin toplamı 1x artı 3x, 4x artı 6x, 10x, 500 gram oluyormuş. Ve bu durumda x eşittir 50 gramdır. Demek ki yeşil boya 3 çarpı 50, 150. Bundan 150 almışız, bundan 50 almışız, bundan da 300 almışız. Toplamda gerçekten 500 gram oldu. 150 doğru yanıttır. O da eşik. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir ilaç KST maddeleri karıştırılarak yapılıyor. Karışımda K bölü S oranı 1 bölü 6. K bölü S eşittir 1 bölü 6. S bölü T eşittir 1 bölü 3. Yani K 1x ise S 6x olmalı. Çünkü bunlar sadeleşecek 1 bölü 6 kalacak. Şimdi S 6x ise burada S bölü T yerine 6x bölü T eşittir 1 bölü 3 ise eğer T o zaman 18x. Yani K 1 ile 1x, S 6 ile ve T de 18 ile doğru orantılı. Toplam 200'müş. Bunları toplarsak 18 artı 6 24 artı 1 25. 25x eşittir 200 ise 25'e bölersiniz her iki tarafı. X eşittir 8 olur. X 8 ise bundan 8 gram, bundan 16 gram kullanılmış. K maddesinden 1x yani 8 gram. Yani C şıkkı. Ali Deniz ve Gamze'nin yaşları arasında bu bağlantılar var. Ali Deniz'den 5 yaş küçük olduğuna göre Gamze'nin kaç yaşındadır? Şimdi A bölü D 3 bölü 4. A 3 ile D 4 ile doğru orantılı. Ama D burada da görüyoruz. D de aynı zamanda 5 ile doğru orantılı. Bunlar yaşları oldukları için bunlar tam sayılar. Yani D 4'ün bir katı.
4K ve 5L gibi bir sayı. Yani hem 4'ün katı hem 5'in katı. 4 ile 5 aralarında sayı olduğu için bunların en küçük ortak katı olan 20'nin katı olması lazım. Yani D 20 ile 20x gibi bir sayı olmalı. 20 ile doğru orantılı. 20 ile doğru orantılı olduğunu görebilmek için burada D'nin karşısındaki sayıyı eğer eşitlersek, yani burada bunu 5 ile, bu kesiri 5 ile genişletirsek bu 15 bölü 20 olur. Bunu da 4 ile genişletirsek bu da 20 bölü 24 olur. Gördüğümüz gibi D'nin karşısındaki sayı aynı oldu şimdi. Bu durumda A eğer 15'te doğru orantılıysa, A eşittir 15x ise D 20x. Zaten D 20x olsun diye yaptık bunu. G de 24x oldu. Şimdi Ali Deniz'den 5 yaş küçük olduğuna göre Ali bu 15x 15x artı 5 20x oluyormuş. Yani x 5 20x. Bu durumda arada 5x fark olduğu için 5x eşittir 5. Yani x eşittir 1. Yani ne demek bu? Ali 15 yaşında, Deniz 20 yaşında, Gamze de 24 yaşında. C şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bir baloncunun kırmızı, beyaz ve mavi renklerde toplam 60 balonu vardır. Kırmızı balonların sayısına K diyelim. Mavi balonların sayısını M ile temsil edelim. Bir de beyaz balonların sayısını B diyelim. Hepsinin toplamı 60'mış. Kırmızı balonların sayısı beyaz balonların sayısının 2 katı. Yani K kırmızı balonların sayısı, beyaz balonların sayısının 2 katı. Beyaz balonların sayısı da mavi balonların sayısının 3 katı. Yani B de mavi balonların sayısının 3 katı. Buna göre baloncunun kaç tane kırmızı balonu vardır? Şimdi K burada 2 olduğu için 2 ile doğru orantılı. K eşittir 2x gibi bir şeyse B 1x gibi bir şey. Ama burada B aynı zamanda 3 ile doğru orantılı. Şimdi B'nin karşısındaki olan sayıları eşitlersek birbirine bunu, burada 1 var, burada 3 var. Bunu 3 ile çarpalım. Bu eşitliği daha doğrusu 3K eşittir 6B. Tamam, şimdi B'nin karşısında 3 olduğu için 3 ile doğru orantılı. B eşittir 3X ise bunu iptal ediyoruz. B eşittir 3X ise K 6X oldu. 6 ile doğru orantılı çünkü. Şimdi B 3X ise M de bunun karşısında 1 olduğu için B 1 ile doğru orantılı. M de 1 X ile doğru orantılı. 1 ile doğru orantılı olmuş oluyor. Bunların hepsinin toplamı 60'mış. 9x artı 1x 10x. 10x eşittir 60 ise x eşittir 6'dır. Demek ki bundan 18 tane var. Bundan 36 tane, bundan da 6 tane var. Bize kırmızı balonu soruyor. Kırmızı balonu da 6 kere 6 36. 5. Bir poliklinikte bir doktora 50 hasta, bir hemşireye de 25 hasta düşmektedir. Diyelim ki bu poliklinikte x tane doktor var. Doktor sayısı. O zaman x doktor varsa her bir doktora 50 hasta düşüyorsa 50 x tane hasta vardır. Bir hemşireye de 25, diyelim ki y tane hemşire var. 25 y tane hemşireye, her bir hemşireye 25 hasta düşüyorsa o zaman 25 y tane hasta vardır. 50x hasta vardı. O zaman 25y de hasta var. Bunlar birbirine eşit olmalı. Çünkü hasta sayısı ikisi de 25y. 25 ile sadeleştirirsek 2x eşittir y. Yani hemşire sayısı doktor sayısının 2 katı. Ne kadar doktor varsa onun 2 katı kadar hemşire var. Bu poliklinikte doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 318. Doktor x tane var. Hemşire y eşittir 2x oldu. 2x tane var. Hasta da 50x tane var. Bunların hepsinin toplamı 318. Olduğuna göre doktor sayısı kaçtır? Yani x kaçtır? 50 artı 2, 52 artı 1, 53. 53x eşittir 318. Bunlar sadeleşiyor çünkü 6 kere 53, 6 kere 50, 300, 6 kere 3, 18, 318. Bunlar x eşittir 6 oluyor. Çünkü 6 kere 53, 318. Demek ki bize sorulan doktor sayısı, o da x olduğu için x eşittir 6, o da eşik. Yedinci soru. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere 3A eşittir 2B,
C eşittir 2A olduğuna göre C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi ikisinde de A'nın ortak olduğunu görüyoruz. A'nın karşısında 5 var. A 5 ile doğru orantılı olacak. A hem de 1 ile doğru orantılı olacak. Burada o zaman A'nın karşısında 5 olması için 5 ile çarpalım bu eşitliği. 5C eşittir 10A. Tamam, şimdi A 5 ile burada da 5 ile doğru orantılı. Burada da 5 ile doğru orantılı. Demek ki A'ya 5x diyebiliriz. A'ya 5x dersek A'ya 5x dersek B'ye de onun karşısında olan 3 ile doğru orantılı olduğu için 3x diyeceğiz. Burada da A 5x ise C 10 ile doğru orantılı olduğu için C de 10x. Bunlar pozitif tam sayılar, ona dikkat edelim. Yani bunlar hepsi, burada x bir tam sayı olmalı. Çünkü 5 ile çarpıyoruz, tam sayı çıkacak sonuçta. C demek ki onun bir katı olmalı. C 0 olamayacağına göre, çünkü pozitif diyor. En düşük 10 olabilir. C şıkkı. Sekizinci soru. ABC birer pozitif tam sayı ve bu bağıntılar verildiğine göre C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada ikisinde de B'yi ortak görüyoruz. B burada 3 ile doğru orantılı. B burada da 5 ile doğru orantılı. Demek ki B hem 3 ile hem 5 ile doğru orantılı. Bunu olacak bir şekilde, yani 3 ile 5'in en küçük ortak katına genişletirsek o 15'tir. 5 ile çarparsak 15A eşittir 10B. Bunu da 3 ile çarparsak 12A eşittir 15C. Gördüğümüz gibi 12B A değil. Burada gördüğümüz gibi B'nin B 15 ile doğru orantılı. Burada da B 15 ile doğru orantılı. B'ye 15x dersek yani A 12x oldu. C 12x. Bunlar birer pozitif tam sayıymış. Yani C 12'nin bir katı olmak zorunda. 12'nin katı olan sadece 36 olduğunu görüyoruz. Diğerleri 12'nin katı değil. Demek ki 36 olabilir. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. A artı B bölü B eksi A nedir diye soruyor. Burada A ve B hakkında iki tane denklem vermiş. A'nın B cinsinden değerini bulursak kolaylıkla çözebiliriz. Şimdi burada A artı 1 bölü B, B artı 1 bölü A veriyor. Paydan eşitlersek, daha doğrusu her iki tarafı B ile çarparsak, bunu da B ile çarparsak, B çarpı A, B A artı, bunlar B'ler sadeleşecek, 1 eşittir 3B. Burada da her iki tarafı A ile çarpalım. A çarpı B artı 1 eşittir 8A oldu. Gördüğümüz gibi sol taraflar eşit. O zaman sağ taraflar da eşit olmalı. 8A eşittir 3B. Demek ki A 3 ile doğru orantılı, B de 8 ile. A'ya 3K diyelim. A'ya 3K, B'ye 8K diyeceğiz o zaman. Ya da A'ya direkt 3, B'ye 8 verebiliriz. Oran değişmeyeceği için. A artı B o zaman 8K artı 3K, 11K. B eksi A, 8K eksi 3K, 5K. 5K'lar. K'lar sadeleşir. 11 bölü 5, C şıkkı. A, B gerçel sayılar olmak üzere bu eşitlikler veriliyor. B bölü A kaçtır? Bu eşitliklere baktığımızda A artı 1 bölü B, B artı 1 bölü A. Payda eşitlediğimizde sol tarafların yine aynı olduğunu görüyoruz. Bunu bir B ile çarparsak A, B artı A, B artı 1 A, B artı 1 bölü B oldu. B'yi de öbür tarafa atayım. B bölü 3. Bunda bir payda eşitlersek AB artı 1 bölü A. A'yı da bunun yanına atıyorum. 4A bölü 3. Yani her iki tarafı B ile çarpıp burada her iki tarafı A ile çarpmak da eşdeğer yaptığım şey. Burası sol taraflar eşitse sağ taraflar da eşit. B bölü 3 eşittir 4A bölü 3. 3'ler sadeleşir. B bölü A'yı soruyor bize. Her iki tarafı 1 bölü A ile çarparsak, yani A'ya bölersek B bölü A eşittir 4 oldu. 5. On birinci soru. A bölü B kaçtır? Yine burada her iki tarafı 3B ile, burada da 2A ile çarpalım. 3B çarpı 2A, 6AB artı 5. Burada payda 5, burada da payda 5 olduğunu görünce, bunda mesela burada 2A var, burada 2A, burada 3B var, burada 3B. Demek ki sol taraflar eşit olacak eğer payda eşitlersem. O yüzden payda eşitliyorum. Ya da her iki tarafı 3B ile çarpıyorum. 4 çarpı 3B 12B. Şimdi 2A ile çarparsak 6AB
artı 5. 2a'lar sadeleşiyor yani şurada. 2a çarpı 3 6a. Demek ki 12b eşittir 6a. Bunlar sadeleşirse. Çünkü sol taraf eşit olduğu için bu ifade hem buna eşit hem buna eşit. Demek ki bunlar birbirine eşit. 2b eşittir a oldu. A bölü b'de her iki tarafı b'ye bölersek bunlar sadeleşir. A bölü b eşittir 2 oldu. A şık. İkinci soru. 3c eksi 2b ifadesinin değeri kaçtır? C'yi b cinsinden yazarsak sonucu çözebiliriz. Şimdi oranlara baktığımızda a eksi 1 çarpı a görüyoruz. İşler dışarı çarpımı yapıyoruz. Burada da a çarpı a eksi 1 görüyoruz. Yani bunlar eşit olacak birbirlerine. İşler dışarı çarpımı yapınca a eksi 1 çarpı a eşittir bc. Burada da a çarpı a eksi 1 ki bu tamamen bunlar ikisi birbirine eşit. Burada da b artı 3 çarpı c eksi 2. Şimdi burası b, burası sol taraflar eşit olduğuna göre sağ taraflar da eşit. bc eşittir. Buraya çarparsam bc eksi 2b artı 3c eksi 6. Bunlar sadeleşti. bc ortak. 3c eksi 2b tam olarak bize verilen, burada verilen şey, burada soruluyor. 6'yı öbür tarafa atarsak 6 eşittir 3c eksi 2b. Bu da sorulan şey c. 3c eksi b, 3c eksi 2b. Üçüncü soru. ABCD ve K birer reel sayıdır. M'nin değeri kaçtır? A bölü B, C bölü D, K veriliyor. Şimdi K bu neye eşit? Bu A bölü B'ye eşit. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsam 2AB artı AMD eşittir 2AB artı 3B. 2AB'ler ortak olduğu için giderler. Demek ki 3B eşittir A çarpı M çarpı D. D yerine biz D yerine C bölü K yazabiliriz. D, çünkü C bölü D K olduğu için K'yı bu tarafa, D'yi bu tarafa attığımızda C bölü K eşittir D oluyor. Demek ki şimdi burada D yerine A yerine de K olduğu için BK yazalım. BK çarpı M çarpı D yerine de C bölü K yazdık. 3B eşitmiş. B'ler sadeleşti. Burada K'lar sadeleşti. M'yi soruyor bize. C'yi öbür tarafa atarsak M eşittir 3 bölü C oldu. O da açık. Burada şu eşitliği elde ettim. Ondan sonra A yerine A bölü BK olduğu için A eşittir B çarpı K. Onu yazdım. Çarpım B. D yerine de C bölü K yazdım. K'lar gitti. B'ler gitti. M eşittir. 3 bölü C. O da evet. A şıkkı. A bölü B, C bölü D, E bölü F eşit birbirine. Bu ifadesi neye eşittir? İfadeye baktığımızda D eksi B, D artı B var. Bu iki kare farkı D kare eksi B kare olarak ifade edilir. Bunu çarparsanız D kare eksi B kare olur. Çarpı E kare. Şimdi bu oran sabitse, bu oranı K diyelim. D yerine biz C bölü D K ya. D yerine o zaman C bölü K yazabiliriz. C bölü K yazalım D kare. D kare o zaman C kare bölü K kare oldu. C kare bölü K kare eksi B yerine de A bölü B K olduğu için B yerine B eşittir A bölü K yazabiliriz. B kare yerine de A kare bölü K kare. E yerine de E eşittir F çarpı K olduğu için E eşittir FK karesini aldığımızda F kare çarpı K kare. K kareler şimdi bunlar sadeleşir. Demek ki C kare eksi A kare çarpı F kare o da D şıkkı. A bölü B, C bölü D eşit olduğuna göre aşağıdaki bağıntıların hangisi doğrudur? A'dan başlayalım. Bu A bölü B artı B. Bu A bölü B artı B bölü B. Yani A artı B bölü 1. Bu da C bölü D eksi 1. A bölü B artı 1
Eşit değildir. Eşit midir? Değildir. Çünkü bu buna eşit. 1 eksi 1 eşit değil. Bu olamaz. Bu a bölü b eksi 1 eşittir. Bu da c bölü d artı 1 değil. Bu buna eşit olduğu için eksi 1 artı 1 eşit değil. Burada a'lar sadeleşir. A sıfır değilse. Umarım değildir. Öyle bir bilgi vermemiş. NC'yi öbür tarafa alsak N parantezinde A eksi C. Burada da MB'yi öbür tarafa alsak M parantezinde D eksi B. Burada N ve M hakkında hiçbir bilgi vermemiş. Yani bu herhangi N ve M için doğru olması zaten mümkün değil. Buna baktığımızda 5A artı 3B 5 şimdi A buna K dersek bu orana 5A A eşittir B çarpı K oldu. C eşittir D çarpı K oldu. 5A yerine biz A yerine BK yazarsak 5BK artı 3B bölü 5BK eksi 3B bu eşit midir? 5DK artı 3D bölü 5 5 DK eksi 3D B parantezinde burası bunlar sadeleşti. 5K artı 3 bölü 5K eksi 3. Burada da 5 D'ler sadeleşir. 5K artı 3 bölü 5K eksi 3 kaldı. Bu E şıkkıdır. C şıkkı da muhtemelen doğru değil. 16. soru. Bu oranlar verildiğine göre x, y, z sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır? X'in karşı burada y'ler ortak. Y'nin karşısında 2 görüyoruz. Bu y hem 4 ile burada doğru orantılı. Burada da 2 ile doğru orantılı. Bunu 2 ile çarpalım. 4 bölü 6. Tamam, şimdi y her ikisinde de 4 ile doğru orantılı. Demek ki x eşittir 3k ise y eşittir 4k. Z eşittir de bunun karşısında 6 olduğu için Z eşittir 6K. Yani X, Y, Z 3, 4, 6 ile. Bu da E şıkkı.